İmam Hatip'te okurken hitabet derslerimiz vardı. Bir gün hitabet hocama sordum. Dedim ki, etkili bir hitabet yapabilmek için nasıl konuşmak lazım? İnsanlarla nasıl iletişim kurmak lazım? Hocam bana dedi ki, bir, mutlaka söylediklerinize inanın. İnanmadığınız hiçbir şey söylemeyin. İkincisi, söylediklerinizi kendi dünyanızda yaşayın. Kendi hayatınızda yaşayın. Peki. Kemal Bey'in konuşmasını izlerken heyecanı düşük, motivasyonu düşük ve çok da inandırıcı olmayan bir konuşmaya tanık oldum. Daha dinamik bir konuşma olmasını beklerdim. Öte yandan CHP'nin kuruluşunun 100. yılı, sokakların cıvıl cıvıl olmasını beklerdim. Her ne kadar bir seçim yenilgisi yaşansa da büyük bir heyecan, büyük bir umut, büyük bir dinamizm beklerdim. Bu sadece CHP ve CHP tabanı için değil, Türkiye için de çok kıymetli bir şey olurdu. Bu yok sokaklarda. Öte yandan ben bir konuşma yapılırken hitabeti gerçekleştiren, konuşan konuşmacıya ya da lidere bakmam. Daha çok onu dinleyenlere, izleyenlere bakarım. Burada da öyle yaptım. Ne yazık ki sönük, çok da fazla ilgi uyandırmayan, heyecan uyandırmayan bir konuşmaydı. Dolayısıyla CHP'nin bunları mutlaka gördüğünü ve görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sahadayım ben, sürekli sahadayım. Balıkesir'i çok iyi bildiğimi iddiayla söyleyebilirim. CHP ile ilgili birkaç gözlemim var, özellikle Balıkesir özelinde. Sahada CHP ile ilgili şöyle kaygılar var. Birincisi, artık CHP bir sosyal demokrat parti değil diyor insanlar, sokaktaki insanlar. Yani CHP'nin sosyal demokrat hüviyetini kaybettiğine dair ciddi kaygılar var. Aldığımız önemli eleştirilerden bir tanesi de CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı yönündeydi. Bununla ilgili sahada önemli eleştiriler aldık. Üçüncüsü, bazı kliklerin, bazı yapılara mensup, bazı aidiyetleri olan kişilerin CHP'de çok kolay yükseldiğini, CHP'de köşe taşlarını oluşturduğunu söyledi. Önemli bir mesaj bu da toplumdan gelen. Bu da benim gözlemlediğim önemli bir şeydi. Geçen hafta yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Balıkesir'in köylerini dolaşıyoruz. Ücra bir dağ köyüne gittik. Köyde meydandan geçerken kahvenin içerisinde köylünün masayı yumrukladığını gördüm. Öfkeli bir şekilde, kızgın bir şekilde masayı yumrukluyordu. İçeriye girdim, tanıdılar, hoş geldin dediler. Niye bu kadar kızgınsınız dedim. Çiftçiler feryat ediyor, artık ekemeyeceğiz, bıktık, perişan olduk. Mazot zammı, gübre zammı nedir bu falan. Ben de bekliyorum ki işte bak size oy verdik falan desinler. Oturun bakalım dedim. Kime oy verdiniz dedim. Yanımdaki AKP'ye verdim. Sen kime oy verdin dedim. AKP'ye dedi. Niye dedim, niye bize oy vermediniz? Bana göre düşünülmesi gereken bir cevap verdi. Siz dedi, Sezgin Tanrıkulu'nun itibar gördüğü bir CHP'nin yanındaydınız dedi. Niye dedim bu ismi özellikle öne çıkartıyorsunuz? Sezgin Bey'in mesajlarını dökmeye başladılar bana. Bunlar Balıkesir'in dağ köylerinde yaşayan insanlar. Ve şunu ekledi. Zannediyor musunuz ki biz dedi habersiziz, her şeyi sizden daha iyi takip ediyoruz dedi. Ben bunu Anadolu feraseti diyorum. Her şeyden haberimiz var dedi. Gerekirse aç kalırız dedi ama bu yapıya hiçbir zaman oy vermeyiz dedi.